Hale bak. Sınavı kötü geçmiş. Burada yayılmış müzik dinliyor ya. Oğlum. Oğlum. Ne yapıyorsun burada böyle? Ne oldu anne ya? Oğlum sınavın kötü geçmiş. Ya anne ben sana dedim. Ben artık sınavım kötü geçince üzülmemeyi öğrendim. Aferin oğlum. Öğrene öğrene bunu mu öğrendin yani? Ya, bir şey soracağım. Merve çıkmıyor değil mi odasından ya? Gidip bir bakayım mı ben Gönül? Hayır hayır. Rahat bırak kızı Tuna. Rahat bırak. Kendi haline bırak bir. Ah, hoş geldiniz. Buyurun Özlem Hanım. Hoş bulduk. Çocuğum nasıl? Odasından çıkmıyor odadan. Ne gerek var böyle hareketleri anlamıyorum ki. Aynı babası ağlak ağlak abartıp. Ne alakası var Allah'ını seversen Özlem ya. Ya ayrıca çocuğun bu konularda hassas olması son derece iyi bir şey. Yani sınavdan kötü not alıyor ve bunun için de üzülüyor. Yoksa nasıl yetiştireceğiz bu çocukları yani? Orçuna bak. Gayet mutlu. Bir şey mi dediniz? Yok bir şey demedik oğlum. Bak işine sen. Ben konuşayım çocuğumla. Allah aşkına Özlem. Ne olur çocuğu rahatsız etme şimdi. Bırak kafı kendi kafasına otursun yani orada. Sertaç Bey nerede? Orada buluşuruz dedi. Sen önden git dedi. Gelecek biraz sonra. Yani bu arada şu tatil şey için tekrar teşekkür ederim. Yani hakikaten mahcup ettiniz bizi. Aman önemsiz. Bence hiç önemsiz değil ama. Neyse. Geldi Sertaç. Ben açıyorum. Merhaba. Buyurun Sertaç Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Buyurun yavrum. Konu önemli olunca artık zamanın çok önemi yoktur diye düşündüm. Kusura bakmayın yani. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başak. Bu Merve'nin çok severek izlediği videoları Başak çekiyor. Aa! Çok ünlü kendisi. Sana. Ben de onu çok severek izliyorum zaten. Takip ediyorum da. Ya çok sevindim. Gel. Ya çok şaşırdım. Aa! Gönül, Başak bizde. Ay Sertaç. Ne kadar düşüncelisin aşkım. Yani hayatım, böyle Merve'nin morali çok bozuk olunca ben de rica ettim. Sağ olsun geldi kendisi. Evet düşünceliyim yani. Ne yapayım yalan mı söyleyeyim? Düşünceliyim. Anne sizin ne işiniz var burada ya? Gerçekten sınav için mi yani? Bu kadar önemli mi? Hayır bebeğim, onun için gelmedik ki biz. Evet, sana küçük bir sürprizimiz var. Ya ben gerçekten hiç sürpriz havamda değilim. Hatta müsaadenizle... Dur bakalım. Dur bakalım. Gelebilirsin. Selam. senin ne işin var bizim evde ya? Nasılsın Merve? İyiyim, harikayım ya. Şu an mükemmelim de. Anlamadım. Sertaç abi ulaştı bana. Ben de zaten seninle tanışmak istiyordum. Fırsat bu fırsat dedim ve geldim. Ya Sertaç abi çok teşekkür ederim ya. Gerçekten çok mutlu oldum. Aman Merveciğim büyütülecek bir şey değil. Yok aslında büyütülecek bir şey. Ya herkes yapamaz sonuçta. Gel sarılın. Beraber video çekelim mi benim kanalım için? Olur, çok iyi olur. Çekelim. Tamam. Ya inşallah ben de bir gün böyle senin kadar izlenirim. İzlenir tabii kızım. İzlenecek tabii. Zamanla her şey olacak. Merak etme sen. Evet, biraz sabır istiyor ama senin kanalın da şu an gayet iyi gidiyor. Zamanla zaten yükselecektir. Tabii, çok güzel. Bak görürsün bir sürü insan görecek, fark edecek, seni takip edecek. Sen de ileride Başak gibi olabilirsin Merveciğim. Olamaz efendim. Ne diyorsun Sertaç? Yani olamaz. Özlemciğim, Merve'nin Başak standartlarına erişmesi mümkün değil. Video kalitesi düşük, içerik zayıf. Merve oturuyor bir yere, başlıyor anlatmaya. Hep aynı şeyi izliyor gibi hissediyorsun kendini. Yani eğlence vaat etmiyor, hareket yok. Ya, ne yapayım, yalan mı söyleyeyim? Ya Sertaç Bey, Allah aşkına ya. Yalvarıyorum ya. Ne olur susun ya. Sertaç, sus. Ne yapayım hayatım, yalan mı söyleyeyim? Ben Merve'nin iyiliği için söylüyorum, vallahi. Kendini geliştirmesi lazım. Yoksa standart bir kanal sahibi olarak kalır. Ki şu anda öyle. Ya Sertaç abi, sen de böyle dürüstsün diye sevdik ama sen de vur deyince öldürüyorsun yani. Ne yapayım Merveciğim, yalan mı söyleyeyim ama? Yok ama söyleme. Sonunda biri beni anladı. Teşekkür ederim Merveciğim. Rica ederim. Ya bu arada ben geç kaldım. Hadi kalk gidelim. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşmek hoşça üzere. Kalın, hoşça kalın bebeğim. Görüşürüz. Sertaç abi, teşekkür ederim.
Ay güzel kız. Görüşürüz. Merve bu yaz bütün Avrupa'yı gezerken birçok video çekecek. Ya aslında bütün organizasyonları falan, ekipmanları ayarladık. Çok güzel olacak. Tuna söyle hadi. Ne söyledin? Ya söylesene. Ne oldu anne? Neyi söyleyecek baba? Söylesene. Çocuklar, biz maalesef bu gemi turuna çıkamıyoruz bu sene. Yer kalmamış. Ya Tuna amca yıktın hayallerimizi ya. Nasıl yapıyor? Gerçekten şaka yapıyorsunuz herhalde. Yok kızım, şaka falan değil, gerçek. Yani bir anda böyle yer kalmamış. Ben de bir yer bulamadım yani, o yüzden gidemiyoruz. Çok özür dilerim yani, kusura bakmayın ama ben yani o tarihlerde alternatif bir gezi ayarlamaya çalışacağım. Başka bir yere gideceğiz yani. Ya baba ya. Yani ne yapalım çocuklar, başka plan yapacağız artık. Kusura bakma Başak, senin yanında da ailevi meseleleri konuşuyoruz ama. Yok canım, ne kusuru. Hatta ben o gemide reklam çekeceğim. Tüm anlaşmaları yaptık. Aa. Aynı gemide mi? Evet evet, bu gemide. Aa, tesadüfe bak Gönül. Evet, hatta bu senaryo için iki tane genç oyuncu arıyorlardı. Ah. Eğer isterseniz Merve ve Orçun'la beraber reklam çekebiliriz. Gemide. Evet evet, gemide. Hatta sizin için gemide kamera ayarlayabilirim. Şaka, şaka mı bu? Hayır, gayet de ciddiyim. Ne diyorsunuz? Gönül. Hı? Ya ben ne diyeceğim? Çocuklar ne istiyorsa o olur. Ben varım. Ben de varım. Çok sıcağım, bizim için süper oldum. Ya güzel fikir. Ya ne diyeceğim bilemedim Gönül. İnanmıyorum ya. İkimiz aynı gemide, oha. Merveciğim dikkat et Türkçemiz biraz. Özür dilerim, özür dilerim. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarım.